Gagauz halkın geçmişini kendi yaratmalarında, peyitlerinde hem anlatmalarında yazdırdı. Böyle anılmış yazıcılarımız nece Dmitri Karaçoban, Mina Kösya, Nikolay Babogla, Denis Tanasogla, Gavriil Gaydarji, Stepan Kurogla hem başka yazıcılarımız. Bugünkü günde olacak kolaylığımız şimdiki zamandaş yazıcılarımızla buluşma, hem gösterme onların yaratmalarını, hem anlatma. Nelin acaba bağlı gagauzluk onlara dini bugünkü günde hem de gagauz dilinin önemli. Bir millet var o zaman, açan var, yaşar, hem ilerler onun ana dili. Dili kaybettiğinin o çorlan gibi oradan oraya yuvarlanır, yeryüzünden hepten kayıp olunca. Todur Zanyat, anılmış gagauz peyitçisi, yazıcı, dramaturg, araştırıcı, folklorist, jurnalist, publicist, çevirici, Ana Sözü gazetesinin redaktörü. Gagauz dili benim yaşamımda büyüm ben bahsettim mi? Gagauz dili beni tutuyor. Olmaydı gagauz dili ben todo zannet yoktu. Bu benim yaşamımda. Can yerim de, ruh da hepsi ana dilim. Başka bir şey. Mamu, Kongas, bütün gagauz halkı, gagauz insanları da açan gidiyorsun da buluşuyorsun da türlü tatlı laf söylüyor ve ben bugün geçtim 5 köyden. Başka insanlarla buluştum. Hepsine bir laf buldum. Onlar da gülümseyerek bana cevap verdiler. Ama gagauz, tibuti. Gagauzluk mu dini? İlk önce insan olma. Gagauzluk yalancı olmayacağım. Ne kadar da acı olsa aslı. Gagauzluk kıvırmayacaksın. Köşeden saklanasın. Büyüklerin önünde mitani yapmayacaksın. Diline hizmet edeceksin. Ana babaya saygı. Evlere saygı. Mezarlara saygı. Dine saygı. Hepsi gagauzluk. Hepsi. Neyi biz aldık ana sütünde mi? O bize gagauzluk. Neler yazıyorsunuz? Ne canına geliyor? Ben yok önce oturayım da diyeyim. Ha todo zanet hadi yaz bu vazet. Öyle değil. Öyle değil. Ben sabahleyin babancı gece uyanayım. Yoksa bir fikir geldi yazayım onu. Ya da sabahleyin bir hafta babancı bir piyit yazayım. Ya da haftalarla hiçbir sıra yazmıyoruz ya da dil lazım yazma, onun için Allah'ım yazma. Yazma lazım ki her gün. Niyeyse. Ama sen insanın önüne bir fikir çıkararsın, sen Allah'ım çıkararsın öyle bir fikir. Hani insan anlasın seni. Ben şimdi hiçbirini gücendirmeyi istemeyeyim. Ben bugünkü gagauz yazıcıların peyitlerinde, düz yazılarında bir şey faydalı görmeyeyim. Sadece bir iki insan var. Hangisinin yaratmamı ben pek büyük sevinmelikle bekliyorum. Ama kalanı boş yazıyor ve tebel sesleyeyim. Bugün oldu kaç bir hafta gezeyim gagauzi sesleyeyim garıtı. Türküleri, lafları. Bomboş. Ne göreyim onu çalıyor öyle değil. Sen yaparsın, yazarsın bir şeyi. Lazım düşünersin. Yani sen onun adında koyarsın kendi adını. Todo zannetse de beyt olacak todo zannettin. Ben diye çıkardığım 28 kiyat. Bugünkü gün adım. Ben hiçbir cümle için utanmayayım hem bana ayıp değil. Ben hepsinin altında gene kendi ağabeyi yazacağım. Hangi türkücülerle gagauzi'den bağlantıyı kurarsınız? Kim sizin şiirlerinize türküler çalıyor? Ben hepsine yazmıyorum. Ben işledim Maria Kısayvan, işledim Luda Tukan'ın İvanov'un bana dil lazım ta ilkten hani yazayım da çalsın ha öyle değil. Ve siz söylediğiniz Yüley. Yüley'in Mamusun'la biz bile yürendik. Son dostluğumuz ilerledi. Bir günü bana diye yaz benim kızım için bir piyit. Bir türkü. Yüley yaz. Ben lazım göreyim kim o. Ne yaz bir şey. Öyle değil dedim. Geçti bir ay, iki, üç, gene geleyim Skova, gene hadi yaz diyeyim, yazmayacağım. Ben lazım göreyim önümde kim var. Bir günü ben üniversitede okuyordum lekçi, telefon.
Ben Yulia'ya buluşalım dedim. Geldim bekle maçlarında. Lektiğimi bitireyim geleceğim. Geldi oturdu. Dedim Lafayette Rusya'la dedi. Dedim Lafayette benimle Gagavuşça. Lafayette Gagavuşça. Bakayım Gagavuşçası bak. Ondan sonra çıkardım bir kiyat maçına diye oku. Yulia'ya dedim oku. Bakayım okuya Gagavuşça. Ondan sonra dedim ne çalıyorsun sen, ne beceriyorsun? Hadi ben de internetten var, te al diye ben internet dinlem. Çal bir şey. Açan açtı ağzını. Dedim, şu bitti. Ben dedim yazacağım sana. Ve yazdım ona kemençeyi. Sade ona diyeyim. Ve biz açan yazardık kemençeyi. İleri hiç bilmeyerdik kemençeyi. Demi Rüşe. Ya peni yüksek konu. Yelena Ivanovna diye o alamayacaktı. Dedim biz her zaman düşüreceğiz. Zaten geldi Yulia, Türk'üyle 15 minut uşak hazırlandı. Boğazını ısıttı. Açan çaldı. Sikimiz de birbirimize bakıyoruz. Tümüne, bugünkü günlerden benim 28 kiyadım var. 29. hazır. Tezde çıkacak. İlten piyetler zamanı esnevim. Adımlar. Koğulaşmış ateş. Sonra dramaturgiye başladım büyüme. Sonra çıktı ensiklopediye Gagavuzluk. Benim doktor skin. İki akademiden geçti. Moldova Azerbaycan Akademi, Bilim Akademi'de kabul edilince doktora. Hem de Moldova'nın ben hiç bilmezdim. Bu yıl öğrendim hani 2016'da Moldova'nın altın fonduna girmiş. Kataloguna ben hiç bilmezdim. O sonra prozalar, sonra 3 tom Gagavuzca dilini korumak, masallar, türküler, adetler. Sonra Kırgızca çıktı, 2 yedim, Kırgızca'ya çevrildi. Sonra bir kiyat çıktı, Azerbaycanca'ya çevirdiler. Bir kiyat çıktı Türkiye'de. Böyle yazayım, 60 kiyattan ziyade ortak kiyatlığım var. Çevirici olarak da işlersiniz. Hangi dillerden çevirdiniz? Rusçadan çevirdim, Moldovancadan çevirdim, Yeminescu Romancadan çevirdim. Kalanı İspanca çevirmedim ama İspan Bökyat çıkardım ben İspan poetim. Onu Rusçadan aldım ama bakardık orijinalın cezeri pek zor. Pek ağır ama güzel bir şey oldu. Ta folklorcuysunuz da neler folklordan topladınız? Neler toplamadım? Neler toplamadınız? bitki vakitler hepsini topladım. Türkü, mani, bilmece, bulmaca, adetler, sıralar, hepsici var, hepsici. Toplu, daha az gelersin bir şey gideyim, söylersin hani var bir insan teoda falan. Gideyim nelerse yazayım, Hepsi var videolarda, audiolarda sağlık olası var bir niyet çıkarma onların videoları. Çıkardım, o folklora göre yaptım Gagavuz adetleri. Koydum manasözü.com'da 17 minutluk bir kino. Sonra çıkardım Gagavuzlayım Gagavuzluk kinosunu, 45 minutluk Gagavuzlayım kulturası istoriz. Her de ne meraklı ama size bir şey söyleyeceğim. Bütün istoriye folklorda, bütün dil folklorda. Onun için ne kadar çok lazım okuma ve diliniz zenginlenecek. Rejisörlük işini götürerek ana ne soy işler koydunuz? Rejisör olarak ben koydum. Dere Korku 9. Tümen piyasamı Çadır Tiyatrosu'nda. Ondan kararı ben çıkardım. Çok kinoyu söyledim hani Gagavuzların istoryası. Hem de bu folklor için hani Gagavuz adetleri. Ana Sözü gazetesi size dini bugünkü günde neydir? Ana Sözü gazetesi o bir uşak. Sayımın benim uşağım. Uşak lazım olsun analı babalı.
O kaldı aletler, darmadağın ettiler onu. 94'ten 96'ya da hani ben son gene aldım. Daha kalmıştı sadece bir maşınka. Hepsini yemişler, affedersiniz. Başladı kendinden. Ama ana sözü bana dini Gagavuz diline, Gagavuzlara bir yardım yolu. Ben bileyim hani yürücüler işleyelim Gagavuz dilini. Yürücüler bekleyelim, bakayalım, okuyalım, sorayalım. Şöyle. Kungas Köyü'nün liseyi bugünkü günde adınızı taşıyır. Açan gelirsiniz bu okula, ne canınızda yaşayarsınız? Ne yaşayayım? Ben geleyim oraya da bana dini yönümlü oradaki insanlar. Değil hani Tordo zaten ben sevindim açan koydular ama ben gitmedim hani. Diyeyim hani koyun benim adını. Almışlar koymuşlar. Lazım duyma saygı kendi diline. Lazım okuma Gagavuşça her gün bir şey. Okuma asırlar Gagavuşça niye kazandı desinler hani biz koruyacağız dilimizi. Biz böyle hiçbir şey, hepsi kaybedecek. Her gün lazım bu dili kullanma. Kullanmak için de okuma. Cedesine, ya не знаю, вот я по-русски. Ты знаешь, ama istemeyesin. Kendilerine karar alsın. Gagavuz'da da pek güzel bir söyleyiş var. Her bir koyun kendi bacından asılıyor. Onun için ne söyleyeyim ben? Ona lazım düşünsünler. Gagavuz duyarsınlar kendilerini. Duyarsınlar başka milletten olsun, o milletten ama olamayacaklar. Kan su olmaz. Türkolog, filologiya doktoru, peyitçi, çevirici, araştırıcı Güllü Karanfil. Ben bir Gagavuzum. Kavi girdiğim serbest oguzum. Çok zor çektim. Düştüm, kalktım, yüğündüm, hep dedeme baktım. Unutmadım hiç dilimi, hep yaşattım adetimi. Yakın oldu bana atlar, tarla, toprak, hem hayvanlar. Hep işledim, hep ter döktüm. Ekmek yaptım, buğday büyüttüm. Fidan diktim, bir ev yaptım. Hem sevindim, hem ağladım. Ben Türk'üm. Ben bir Gagavuzum. Kahve, girgin, serbest oguzum. Bir oğul oldum vatanıma. Ben Türk'üm. Ne mutlu bana. Ana dilinin yeri neyse onun da yeri odur düşünüyorum. Çünkü ana dili insan için en önemlidir bence. Çünkü o dilde düşünüyor, o dilde laf ediyor. Yaşaması o dilden geçiyor. Bir de açan insan dil uzmanı. Filoloji üzere çalışıyor. Sanıyorum hani o ana dilinin yeri bambaşka, pek yüksek. Bana öyle geliyor. Gagavuzluk size din ne? Gagavuzluk benim için Türklüktür. Çünkü Gagavuz dili büyük bir Türk dili ailesine giriyor. Gagavuzluk benim için nasıl deme kuvvettir. Gagavuzluk benim için doğruluktur. Çünkü Gagavuzlar doğruluğu seven bir halktır. Çünkü Gagavuzlar bir iş yaparsaydılar doğru yaparlar, güzel yaparlar. Tayiler ki, belki Gagavuzlar için laf ediyorum ben. Diyadularımız aklıma geliyor benim. Yani Gagavuzluk odur. Bizim diyadularımızdır Gagavuzluk. Ne yazıyoruz? Eğer biz bir yaratma yazıyoruzsa aktual temayı her zaman çalışırız. Güzel dille yazma, insanlara değini. Literatür dilini kullanarak, epitetleri kullanarak. Ama mutlaka önemli bir tema. Diyelim dilimizin laf edilmemesi, bizim dilde laf edilmemesi mesela diyelim. Ya da ağaçlık teması. Yani insanı rahatsız eden, şairi, yazıcıyı rahatsız eden tema neyse, o güzel dille yazılan bir iş, o olur güzel bir anlatma ya da bir şiir. Ama eğer dilci tarafından baksak temaya, o zaman var nasıl söyleyelim hani, benim alanım daha çok leksika. Leksika için yazarım, Gagavuz dilinin leksikası için yazarım, ayrı ayrı tarafları için.
Ama kim Erker'e bakarsın, hani başka temalarda, etnografya da var nasıl olsun. Başka temalar, historia da var nasıl olsun. Ben historik olmasam da o temalara da dokunarak kim Erker'e lazım oluyor yazma. Ona göre becerdiğimiz kadar çalışıyoruz bir şeyler yazma. Literatura gramatika uğrundan ne su yazılarınız var, ne su ekol verimleriniz çıktılar? Dil tarafından soruyorsanız, sözlükler var. Gagavuşça sinonimler, Gagavuşça sinonimler sözlüğümüz var. Onu biz 4 kişi, bir komanda yaptık. 2010. yılda çıktı. Daha sonra fizikultura terminleri sözlüğüm var, o burada yok. Sözlüklerle baksak, Azerbaycanca, Rumunca sözlüğüm var, iki dilli. Şimdi hazırladım ama o daha çıkmadı, o lazım diye, bu ay lazım çıksın. Medisina terminleri sözlüğü var. Gagavuzca, Rusça, Rusça, Gagavuzca, medisina terminleri sözlüğü. Bu dille bağlı, sözlüklerle bağlı ne demek istedim? Dille bağlı Gagavuz leksikologiyası var birinci kağıt, hem de Gagavuz leksikologiyası ikinci kağıt. Burada leksikayla bağlı bilgilerimiz. Burada parlons Gagavuz'a Fransızca yazılan Gagavuzlar için, hem de Gagavuz dili için, hem Gagavuz birazcık Gagavuz historiyası için, hem de Gagavuzca, Fransızca, Fransızca, Gagavuzca sözlük var bitkisinde kağıdın. Dillerle bağlı var nasıl demeyim, yani bunlar bir isik var burada Almanya'da çıkan, bu da var Gagavuzlar için yazılarım, burada da statyalar girdi, burada 4 dilde statyalar var. Gagavuzların leksikası için, başka alanları için, kulturası için statyalar, bilim statyaları giriyor buraya. Bir kağıt da Almanya'da çıktı. O da burada yok. İnternet varyantı var onun sadece. Öbür kağıtlar da literatürayla bağlı kağıtlar. Gagavuz Şiir Antologiyası. 2016. yılda 36 şairimizin şiirleri girdi buraya. Sonra Çağdaş Gagavuz Öyküsü. Burada Gagavuz anlatmalarını Türkiye Türkçesine çevirdik. O çıktı. Editörü Hüseyin Su. Daha sonra bunlar da literatürayla bağlı kağıtlar bunlar. Bu benim şiir kağıdım. Bu da benim bir şiir kağıdım. Bunlarsa tayleri şiir hem yarışma, şiir hem proza yarışması yapardık. Onların bitkisinde, onların sonunda çıkan bizim gençlerin, genç yazıcılarımızın toplumcuklarını çıkardıydım. Bunlar da benim zahmetim. Ana Dilim Tatlı Bal 2017. yılda bu sayfayı açtım. Niyetim Gagavuz çorukları oraya yerleştirmeydi. Hem de insanların bilmediği lafları oraya koyma. Böyle bir niyetimiz vardı. Da orada biz kullanırız, yazarız bilinmeyen lafları. Kim, herkes yardımcı olur yazma. Bakarız ortaya ne çıkacak, öyle laflar için tartışırız. Hem de orada 17 euro'm var benim o sayfada. Bugün sayfada 2800'e yakın kişi var, Gagavuz var. Bunlar çoğu Gagavuz. Burada belki 30 kişi varsa Türk, onlar da Türkiye'den kişiler, Gagavuz teması üzere çalışan kişiler onlar grupada. Ama böyle grupa neredeyse bütünle Gagavuz grupası, Gagavuzlar var o grupada. Ondan kare uşaklar için tatlı dil yaparız. Akşamlar perşembe günleri. Bu kuşçuk jurnalı 13. numar çıktı. Teşinde 14. hazırlayırız. Dizayner de şimdi onu öldürürüm. İşleyeriz, çalışırız. Uşaklar için ne kadar çok literatura olarsa sanırım hani uşaklar için o kadar daha faydalı olacak. Kolay olacak öğrenme dilimizi. Sanırım hani bizim gençlerimiz ne kadar çok güzel laf etse Gagavuzca, ne kadar aralarında Gagavuzca laf etse o kadar bizim dilimiz var olacak. Teklif ediyorum herkesi laf etmeye ana dilimizde, koruma ana dilimizi. Çünkü ana dili bizim dilimiz. Başkasının dili değil. Onu sadece Gagavuzlar var. Nasıl hep korusunlar hem de kullansınlar. Gagavuzya'nın şanlı yürüdücüsü, yazıcı, peyitçi, çevirici,
araştırıcı Мария Марунеевич adına Гагаузия'nın bilim araştırmak merkezin çalışanı Александра Кристова. Гагауз dili benim yaşamam da ya. Dilan bir yer kaplasından o benim yaşamam. O Halizan benim yüreğimde, benim canımda. Ben kendimi inandırma dini, ben isterim okuma benim bir yeni şiirimi. Doğru da hepsi cini, anlayacağınız. Naşo Gagauz dili, ana dili benim yaşamamda. Хелал, ана дилим. Ана дилим, та күчүктен, сени бен пек севдим. О саллангыч түркүсүндөн, ялпак бана келдин. Сыжак кундаклар асардын, колларына алдын. Бени усландырма дейни, халк түркүсү чалдын. Бүйүк мамынын масаллары, бени бүйүлү сарды. Хем бабанын насатлары, фикиримде калды. Senin güzel o sözlerin çeşme gibi akır. Yalpak dilin o lafların hep canımı paklayır. Seninle çekilir sabahım, seninle günlerim. Benim anam, benim babam. Helal ana dilim. Geble ana dilim benim yaşamımda bu söz. Benim çok işim var ana dilimle bağlı. Bilirsin sanki yatları tiparladım, iki kiyat tiparladım. Çok daha materyal bende var yazılı. Yazarım da daha çok. Türkü'de yazarım Gagauzca. 40 yıldan ziyade şkolada çalıştım. Bilim araştırma merkezinde çalışıyorum da orada ana dilimle daha çok uğraşıyorum. Daha diğerinden onu öğrenirim, daha isleyebilirim zira. Orada kolegalarım pek iyi bilirler dili de. Ben onlarla beraber daha yakın hem daha isleyebilirim ana dilini hem de çok faydalı savaşlarım getirmem. Ben yazarken peyitleri ne geliyor içimden gerçekten onu da yazdırıyorum. Sevgiyi tabiata, bizim bucağımıza, her günkü güne, ne soysa duygulara, ne soysa filosofiye düşünmeklerine, ne de olmasa benim yaşamımda görürsün sen. Kahır da geçirdim ama ben hep o kadar olmayayım bir sıra bile dil pozitif. Ben her kalırım pozitiflikte. Zira ben olsa insanım. Ben sevinirim. Ben ileri doğru yaşarım. Kahırı da bana Allah yardım eder geçirme. Zira açan sevgi var içinde. Sende büyük kuvvet var. İlk adım Cıvırliga türküsü. Burada çok piyet yazılı. Çok düz yazı anlatmalar. Burada folklor işlerini topladıydım. Masallar var yazılı. Hem de halk türküleri, manileri topladıydım bu kağıtta. Bu takım yazıldı, bu kağıt tiparlandı. İkinci kağıdımda da Lüzgar'a karşı. Hep var çok piyette, folklor işleri de var. Düz yazılar da var, anlatmalar da. Komedya da burada yazılı. Bakılsın zengin kağıt bu taraftan, janra tarafından. Benim kağıtlarım sayılı. Türlü publika, küçüklüğe, ne de büyüklere, ne de hepsi cini. Kim isteyecek okuma, kim nasıl isteyecek bulma, bakılsın benim kağıtlarımda bulacak üzere. Büyüklere diyene de var, küçüklere de çok piyet. Unuttuğum istemeyen küçüklere de var, piyet de var, anlatma da var küçüklere diyene. Hepsimiz isteriz zenginleme, biz hızlanırız varla. Ama lazım anlaman hem büyük varlık hem büyük zenginlik. O bizim ana dilimiz ruh zenginliği. Kaybedersek ana dilini biz kaybederiz ruh zenginliğini. Bizim dedeler, bizim analar babalar geliyor gün vakit onunla geçinirler. Biz de ne zamansa geçineceğiz. Ama bizim var ruh zenginliğimiz de o kalır bizim dilimizde. Dilimizde, historiamızda, kulturamızda, bağlantılar da öbür asırlarla her bir iş bizim dilimizde. Zaten bunu açan anlayıcıysa her bir kişi açan anlayıcı. Da yanlış soruları koymayacaklar. Hani ne lazım bize ana dili, nereye gideceğiz biz ana dilinden? Pek yanlış, pek çirkin bir sorular. Bunlar açan ortalıktan çıkacak da biz anlayacağız hani ne o ana dili. Hani ondan sağlık biz kalırız insan bu dünyada. Hani o insanlık ki o zaman sanırım ne olacak hepsi cisle. Ama ben görüyorum bitki vakit hani çok yapılır işler hani koruma ana dilini diyen her taraftan. Değişildi ortalık. Çoyu laf eder, çoyu değiştirir bakışlarını, çoyu başlar anlama. Bana kalsın ben düşünüyorum hani hepsi olacak isle ben pozitif düşünüyorum bu işleri. Bana dini gagauzluk o en ilkin ana dilinde laf etme. Zira o hem büyük zenginliğimiz, o bilirsiniz ne için hem büyük zenginliğimiz de o neyi biz varınca kullanalım her gün. O bizim her günkü ekmeğimiz.
Üzere var adet rubalarımızda, halk rubalarımız var, adetlerimiz, anglarını biz pek kullanamayız. Artık halk rubalarında, sati ortalarda kullanırız ya da çoğu uca oldu, müzey eksponada. Ama ana dilimiz o, tüyo naş, biz varınca her gün kullanalım. Badiyeni gagavuzluk o ilkin ana dilimiz hem de sevmek bu tarafı, bu toprağın yanında biz yaşayırız. Bana kalsın bizim gençlere lazım inanma, lazım onlara dayanma, lazım onları yürütme, koyma yola da gençler bizim işimizi ilerleyecekle elbette. Umut zat gençlerde hani uşaklarla geçecekler, hani başçalar, hani şkolalar. Ama benim bir diğerim bakışım var hani başçalar, hem başlangı şkola geçmeyeceğine gagavuşça bu işler zor olacak. Biz biliriz, anlayırız, yürenik insanız hani bunları yapmadığından ortalık dönmeyecek gagavuz bilgi. Bunları lazım mutlaka yapma. Bakalsın bunu hepsi canlı. Kim isterim söyleme hani hepsi kim ister olmaya da yönderici ya da olacak ne zaman senetlenir. Lazım bilsinler hani yıla isli Allah etsinler gagavuş. Yani tırılgasınlar böyle. Üzere başka türlü olmayacak. Yukarıdan aşağı doğru gider sevgi ana diline. Benim türkülerimi en çok çalır bir Haydarlı çalgıcım. İlya Aleksandrovich Kalak, zira ilkin yazdığım orayı Kilim Festivali'ne deyeni bir türkü, Gelin Haydar'a. Türküyü beğendiler de sonra istediler daha türkü çalma. Dedim insanlar isterler çalma, niçin ben yazmayayım. Yazdım daha çok türkü, orijinal, bizim orijinal melodiyalarda çalıyor adam türküleri. Ama bizim köylüler de, kongaşçıklar da çalıyorlar türkülerimi. Bende var çok türkü hazır, hani ben daha onları kimseye vermedim zira bilirsiniz. Hani, benim yaşamımda oldu öyle kahırlı günler, hani ben türküleri bıraktım bir parça vakıda. Ama şimdi gene illere doğru işleyeceğim de sanıyorum hani türkülerim hep illere doğru işitilecek. Ben çok çeviriyorum Rus dilinden, Gagavuz diline başka dillerden de çeviriyorum, Gagavuz diline türküleri. Türkü çevirdim Cenk türkülerini, onları hepsi seviyor, onları hepsi bilir. Büyün dünyada her yerci Cenk, bakılsın o türküler aktual kalır. Zira onlar bilirsiniz, onlar insanlığı gösterir, onlar gösterir, ona hani Cenkler dil lazım olsun da onlar aktual bakılsın, ne söyde Cenk'e bağlı olmasınlar hep kadar aktual. Yaşamak için güzel türküleri çeviririz. Hani biz beğeniriz Rusya'da başka dillerde onları da çeviririz Gagavuz dilini. Hani ilerletme diyene Gagavuz dilini pek çok işler oluyor ki bizim bilim araştırma merkezinde de bilim kağıtları, Gagavuz dili için kağıtlar, historia kağıtları, sözlükler, türlü işler çıkıyorlar. Pek çok iş olur, pek çok insan çalışır orada. Görüyorum hani başçalarda da, şkolalarda da çok sıralar olur hani Gagavuz dilini ilerletme diyene. Ama kalır bir büyük iş, ama en zor iş. Kim ne hani laf etme, laf etme gece gündüz, akşam sabahki o zaman sanıyorum hani, da bunu isterim hani gelsin o günler ne zaman biz serbest öyle hepsici uşaklar da büyükler de buluştuğuna yolcu giderken her bir sırada laf edeceğiz gagavuş şeke bunu isterim dileme, ana dilime. Laf edin sevgili, güzel, kamil, şıralı ana dilimizden. O bizim ruhumuz, o bizim zenginliğimiz. Bunu unutmayın, biz gagavuzuz. Dili çıkartma yok nice. Onu halk yaradır. Üreticiler dilin kanunlarını açırlar hem çalıştırırlar. Yazıcılarsa o kanunlara göre yaradırlar.